Evet. Arkadaşlar demek ki Preteritum masası geçmiş zaman, birinci geçmiş zamanımız çoğunlukla fualen yazı dilinde kullanılıyormuş. Örnekler tabii ki de gazete metinlerinde ve edebi eserlerde. Preteritum im Roman örnek vermek bakalım arkadaşlar. Biraz önce bizim masalımıza benziyor aslında. Ein junger Mann kam in eine fremde Stadt und sah ein hübsches Mädchen. Er verliebte sich sofort. Çok güzel bir cümle. Ne diyor? Genç adam mı diyor acaba? Genç bir adam. Kam in eine fremde Stadt. Nereye gelmiş? Kam. Şehir. Yabancı bir şehre, tanımadık bir şehre gelmiş. Und sah ein hübsches Mädchen. Ne görmüş? Mädchen. Das Mädchen. Hübsches Mädchen. Evet. Romanlarda ne oluyor genelde? Bir şehre geliyor tanıdık ve ilk ne görüyor? Ha, süper. Güzel kadın. Evet, güzel bir kız görüyor arkadaşlar. Hübsch. Tatlı, güzel. Mädchen. O dedi tabii ki de. Ein junger Mann. Verliebte sich sofort. Ne yapmış? Hemen. Sofort. Verlieben. Lieben. Sevmek. Verlieben. Çok Daha da. sevmek. Onun dahası ne oluyor? Aa. Biz çok sevenlere ne diyoruz? Aşık. Evet, aşık olmuş. Hemen. Zofort. Bu arada bakın arkadaşlar 19'lar dinlediğim zaman 11'ler refleksif yine aşık olmak da neymiş? Refleksif bir fiil dönüşümlü. Çünkü yine kendi üzerimizde yaptığımızı diyoruz. Duba. 2. Das perfekt gebrauch meistens. Meistens. Genellikle yine bu da. Wenn man mündlich über etwas Vergangenes berichtet. Im Gespräch. Mündlich dediğin arkadaşlar. Perfekt nerede kullanılıyormuş? Wenn man mündlich. Burada bir organ var. Ne hangi organ Ağız. o? Zupa. Yani nerede kullanıyormuş? Mündlich. Sözlü. Sözel ya da konuşma dilinde arkadaşlar diyoruz. Ve konuşma dilinde, yani sözel dilde über etwas, anything, yani herhangi bir konu hakkında vergangenes, geçmiş zamandan berichtet, aktarırken bir şey arkadaşlar. Mesela, perfect, geçmiş zaman, in Gespräch, bir sözel konuşmada, hast du ihn endlich angerufen, diyor. Bakın perfect diyor. Ange. Bu bakın anrufen kelimesi biliyoruz zaten. Cep telefonunu aramak. İletişim aracılığıyla. Ayrabilen fiilimiz. Ayrabilen fiil olduğu için iki fiilin ortası, iki yapının ortasına G takısı gelmiş. Sondaki N de fiilimizin stark, güçlü, düzensiz bir çekim olduğunu söylüyor. Ne diyor peki? Hast du ihn endlich angerufen? Endlich. Sonunda. Onu hiç aradın mı? Hiç değil de direkt. Onu aradın mı? Evet, onu aradın mı? Endlich arkadaşlar şuradan geliyor bakın. End. Son. Endlich sonunda. Yani hele şükür. Sonunda onu aradın mı? In. In dediğine göre bu kişi kim? Aradığı kişi. Hangi o kısımların çekim bu sizce? Yazı S. Eya. Ne demiştik? Kişi zamirlerine geçtiğimizde yine yazı S o kısımların çekimde arkadaşlar. Bizim normal bildiğimiz ki artık ederin çekimiyle aynıydı. LZS iyi halinde çünkü H-ben'i kullandım bakın. İyi halinde çekimlerdi. Tek değişen derdi yani erdi. Er iyi ne oldu bakın onu derken. Diğerleri aynı kalıyordu. ZZ, SS, Zupa. Onu sonunda aradın mı? Ja, ich habe ihm eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen.
Aber er hat noch nicht zurückgerufen diyor. Bu sefer tabii ihm oluyor. Neden? Çünkü hadi bakalım çünkü. Because, while, ya, ich habe ihm eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Ne yapmış? Hiç, yani sonunda onu aradın mı? Evet. Ich habe ihm eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Ne yapmış arkadaşlar? Ona bir mail atmış. Super. Mailbox'una mailine ne atmış? Nachricht. Ne atıyoruz biz maile? Metin. Mesaj. Mesaj diyoruz arkadaşlar. Nachricht. Message yani. İngilizce hinterlassen. Hinterlassen arkadaşlar tabii şey demek istiyor galiba. Ulaşamamış. Ondan sonra bir ses kaydı. Ses şeyi atmış galiba. Ondan bahsediyor. Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Hinterlassen bırakmak arkadaşlar. Lassen bırakmak, hinterlassen arkasından bırakmak. Yani hinter dedi arka demek. Arkasına demek hinter. Düz çevirisi tabii de arkasından bırakmak oluyor da. Yani bırakmak anlamını veriyor. Aber er hat noch nicht zurückgerufen. Ama o daha hala ne yapmadı? Tekrar back, call back. Zurückrufen. Call back. Geri aramak. Zurück burada arkadaşlar onu da öğrenelim. Zurück. Çok güzel bir kelime var bu. Zurück. Bunu çok karıştırıyor. Almanlar bile. Zurück diyorlar. Zurück diyorlar tam tersi. Zurück. Zurück. Ne demek zurück? Geri. Super. Come back. Burada call back olmuş arkadaşlar. Rufen, call. Geri aramamış. Zurück gerufen diyor. Super. Harika. Demek ki Präteritum Schriftsprache yazı dilinde. Perfekt im Gespräch mündlich konuşma dilinde. Geldim. Plusquamperfekt. Yani perfektin de plusu. Artısı yani. Verwendet man, wenn man etwas ausdrücken will. Ausdrücken. Bir şey ifade etmek. Bir şey ifade etmek istediğinizde eğer bunu kullanıyorsunuz. Plusquamperfekt'te. Ne o? Das Vorhandlungen, Vorgängen oder Zuständen in Perfekt oder Präteritum passiert ist. Ha. Demek ki ben de yeniyorum bunu. Arkadaşlar, Perfekt Präteritum'da olmuş, dikkat, mışmış, olmuş olayları, durumları, gerçekleşen neyse artık o anı, fiilleri yani anlatmak için, vurgulamak için, Ausdrücken, vurgulamak için, vurgulamak istediğiniz arkadaşlar bu Plusquamperfekt'i kullanıyoruz. Mesela ne demek istiyor? Bu arada genellikle Schriftlich arkadaşlar, bu da yazı dilinde kullanıyormuş. Biraz önce zaten masal okurken haddeleri gördük yani. Bayağı hatta vardı. Präteritum kadar bu da vardı. Diyor ki mesela biraz önce Präteritum'da yazan cümlenin devamı galiba. Şurada bir genç yabancı bilmediği bir şehre geliyor ve kıza aşık oluyor. Ein junger Mann liebte ein Mädchen und stand jeden Abend vor ihrem Fenster, aber er hatte vorher noch nie mit ihr gesprochen diyor. Çok güzel bir cümle. Hepsini anlamını biliyorsunuz. Aynı şekilde bütün kuralları da biliyorsunuz. Ne diyor peki? Bu arada şeyin devamı. Bunun devamı. Ein junger Mann liebte ein Mädchen. Geçmiş zaman. Ne diyor? Ein junger genç. Evet. Diyor. Efendim? Genç kadını sevdi mi diyor? Sevdi, çok güzel. Und stand jeden Abend vor ihrem Fenster. Şu iki kelime bitirir zaten olayı.
Her gün camın önünde mi duruyormuş? Aferin. Her gün pencerenin önünde stand. Arkadaşlar, stehen durmak, stand durdu, duruyor. Duruyordu oldu adı. Aber er hatte dikkat gesprochen. Er hatte gesprochen. Konuşmuştu. Dikkat. Nie var burada. Ne var? Hiçbir zaman konuşmadı diyor yani. Vorher noch nie mit ihr. Kiminle? Onunla. Mit ihr. Çok güzel. Burada bakın arkadaşlar yine. Possessif artikel görüyoruz bu arada. İyilik ekeği zamirimizi görüyoruz. Onun. Onunla oluyor. Mit de var önünde. Mit ile birlikte beraber edatımız. Onunla hiç konuşmamıştı ama diyor. Hatta nie gesprochen. Sprechen G önünde. En sonunda güçlü, düzensiz değil. Sproch olmuş arkadaşlar diyoruz. Wow, wow, wow. Şu an aslında bir dil bilim dersi işliyoruz arkadaşlar. Dil bilimi ne demek acaba? Dil bilim. Dili ayrıntılarıyla işlemek. Wow. İsterdim. Geçmiş zaman yaptı. Bakın. Ich singen. Ich will sing. Şarkı söylemek istiyorum. İsterdim. İstedim ya da neyse aynıdır. Wilton. Now. Bunlar biraz önce yapmıştık. Mix bunlar. Şıvah ama yani T ile bitecek ama değişiyor yine. Bazı. İyi ne olur arkadaşlar? Sizce? O olabilir. Evet. Zupa ne olur yani? Walton. Evet. Ich wollte singen. Volta istedim tarzı şarkı söylemek. Ha, hemen bir de şey yapalım. Yani, isterdim yapalım bir de. O da tabii ki de şu önce gelecek zaman yapacağız. Berfin işine dönüyor bu Berfin. Mış mış Berfin. Ich werde gesungen haben. Şimdi oldu. Futur 2 arkadaşlar. Varsaymak. Gelecekte. Şarkı söylemek isterdim tarzı. Ich werde olacağım. Gesungen. Geçmiş zaman yapıyorum zingeni. Zing bu arada şey, bu arada stark arkadaşlar gördüğünüz gibi. Geri takısı önünde zing, zung oldu. Haben tabii ki de. Hareketsiz fiil. Ich werde gesungen sein. Olmaz. Haben. Diyoruz harika. Yani ne demek istiyor? Varsaymak şarkı söylemek isterdim. Tarzı mantık oluşuyor. O şey de olur. Ich wollte da olur bu arada. İstedim. Şarkı söylemek istedim. İsterdim. Aynı mantığı oluyor aslında diyoruz. Harikulade. Evet. Diyor işte dediğim gibi arkadaşlar. Kök değişmez diyor. Kök aynı kalır diyor. Düzenli çekimli fiiller arkadaşlar. Preteritum'da sonu T ile biter bunu biliyoruz zaten. Lachen, mesela. Perfect'te ise sonları T ile biter arkadaşlar. Dikkat. Preteritum'da masalsı geçmiş zamanda T ile bitiyor. Lachen gülmek. Lach T. E ile bitiyor. Ama Perfect'te konuşma dilinde geçmiş zamanda arkadaşlar sadece T ile bitiyor. Bunu ayet dilim diyorum. Zaten biliyoruz. Yani şeyi biliyorduk. Perfekte, Pulsgan Perfekte, hareketli, sein, hareketsiz, haben yardımcı fiilini. Gelecek zamanda werden yardımcı fiilini kullanıyorduk. Dörde geçtim. Dördüncü kuralı söyleyeyim. Kapanacak. Diyor ki demiyor. Bu kapıcı için. Futur bir. Geldiği zaman bir de ne oluyor? Wird mit werden mi? Kuruluyor cümle. İkide ise werden, yine werden ama infinity yani fiilin yanı hali. Perfect
Haben oder sein Partizip Perfekt gebildet. Ne demek istiyor yani? Futur 2 ise bu geçmiş zaman arkadaşlar. Perfekt. Geçmiş zamanın çekimi ve yardımcı fiilin yanı hali yazılıyor diyor. Gördüğünüz gibi. Arada bir bayağı bir fark var. Mesela örnek vermiş. Ich werde lachen, ich werde folgen. Güleceğim, takip edeceğim. Futur 2'de ne oluyor? Hani varsayıyor yani takip edecekmiştim de. Edecektim de tarzı. Ich werde lachen, ich werde gelacht haben. Yine werde çekimli. Perfect'in şeyi var, çekim var. Lachen, gelacht oluyor. Ve haben, yardımcı fiil. Geçmiş zaman yardımcı fiil ama yalın. Aynı şekilde ich werde gefolgt sein oluyor. Evet, burada kalalım. Şimdi birazdan arkadaşlar sözel bir uygulamaya başlayacağız. Burada bize şimdi zamana çekin ediyor. Mesela Işık'ı gönderiyorum. Du glaubst. Sen inanıyorsun. Sie es zählt. O sayıyor. Gibi gibi gibi. Ondan sonra ilk cümlem. Ben kızdan beri kim yapıyordu? Berkay. Schicken fiili var. Yani göndermek. Postalamak anlamında göndermek. İlk önce şimdiki zamanda yapalım. Berkay. Ben gönderiyorum. Bir para zaten var. Anlatıcı yazmış. Ne aynısını yazacağız hocam? Teşekkürler. Çok iyi söyledin. Anladım yani onu merak etme. Eşşikı. Ne gönderiyoruz? Gönderiyorum ben. Fark eder mi? Yani gönderdiğin şeye bağlı. Gmail posta ya. Aa, zupa. Direkt mail. Çok basit cümle bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eşşike mail. Çok güzel bir cümle. Tabii önüne şey ekleyebiliriz. Mail. Adı nedir? Mail ile alakalı bir şey. Sıfat ekleriz falan filan. Neyse bir sürü ekleyebiliriz. Sayı ekleriz. Bir şey ekleriz yani. Ama en basiti. Eşşike mail. Ya da iki fiil ile ismin ortasında bir daha bir isim. Bir kişi ismi Ahmet'e, Mehmet'e neyse artık sana bana deriz ya da benim arkadaşıma falan filan yazabiliriz yani uzatabiliriz cümleyi. Kolay olsun şimdilik. İşşike mail tamam. Gönderdim. Şiken fiili göndermek. İlk şık de diyem mail. İşşik de. Şık da oluyor arkadaşlar. Kök kaldı bakın T geldi. Diye mail. Zupa. Şimdi aynı şekilde günlük hayatta sana mail gönderdim. Nasıl olur? Hareketsiz olduğu için neyi kullanacağız? Mail diye mi? Evet. Diye mail. Burayı karıştırıyorsunuz. Perfekte. Şimdi yardımcı fiil özne altına gelince asıl fiil cümlenin en sonuna geliyor arkadaşlar. Bunu lütfen dikkat edelim. Evet, sana mail gönderdim. Ekstra kökümüzün önüne bir takı geliyordu. Perfekte. Neydi o? G. Allah Allah. G. Evet. Sonra kök geliyor. Şık. Sonra Çift. neyle bitiyordu? Şivah olduğu için düşün. Evet. T. Süper. Geçikt oluyor. Dedim. Ve Prüskan perfekte de haben geçmiş zaman yapıyoruz. Yardımcı fiili. Ne oluyordu? Hatte diye mail geçirdi yine. Alıyorum. Süper. Harikulade. Evet. Şimdi bu kadar yeter. Şey yapmaya gerek yok. Gerek zamanı yapma diyor zaten. Bu kadarlık. Zaten şey de yapmıyor. Prüskan da yazılmış ama biz yaptık. Harika bunu yaptım. Kendimi Oo. diyeyim. Zupa. De bakalım. Refleksif. Tamam. Ich heile beni kendimi. Mich mi gelir? İyi halde. Ich heile mich. Evet. Birleştirdim. İş heyil temiz. Hayır da. E-i. Hayır oluyor. Hayır temiz. Süper. İş binmiş
Gehayut. Şey mi bu? Hareketli mi sence? Evet. İş bilmiş. Gehayut. Aa, ben daha güzel oluyor sanki. Dene bak mesela. İşhabı ne? İşhabı miş gehayut. Oo, süper. Hayır. Çok güzel oldu bak. Kurskam. İşhattım miş gehayut. İliştirmiştim. Süper. Lupo. Evet. Fragen. Fragen kime geldi? Büşra'ya geldi. Kime soru soruyoruz? Ask a good question. Fragen. Size olur mu? Teşekkür ederim. Evet, olur tabii ki. İlk frage. Hı-hı. Z olur mu? Oo, süper. Çok güzel. Evet. Ich fragte sie. Hı-hı. Ich bin. Mi? Sence? Tamam abi. Ich habe sie gefragt. Bak, olur. Süper. En son. Ich hatte sie gefragt. Rupi. Evet. Harika oldu. Ve sen kısımına geçiyoruz. Du glauben demiş. İnanıyorsun sen. Kim inanıyor? İkra inanıyor. İkra kime inanıyor? S ve? T. Du glaubst. Buraya yazayım. Sich selbst. Kendine inanıyorsun. İnanıyorsun sen. Evet. İnanıyordun. Hop. Kesin. T. Sonra ST geliyor. T ama gelmesi lazım. Glaub test oluyor yani. Du glaub test. Sich selbst. Yani ne anladık biz bundan? Du glaub ST var. Bunda da var. Ama ikisinin ortasından T geliyor ki bu da preteritum yani geçmiş zaman yapıyor cümlenin. Rupa uzadığını biliyorum ama fiilim biraz değişik bir fiil, ondan dolayı kısaltamıyorum. Evet. Şimdi perfect yapacağız. Ekstra bir yardımcı fiilim var. Sence glauben hareketli mi, hareketsiz bir fiil mi? Hareketsiz. Ne kullanır o zaman? Yemin ederim kullanırız. Abi. Onu çekemeyeceğiz şimdi. Yardımcı fiilim. Do. Hat mı? Son neyle bitiyordu Du'da? Hat değil. Hast. Evet, hast. Evet. Du hast. Sich selbst. Kendine. Yardımcı fiil çekemedim. Ardından ortasına, iki fiilin ortasına diğer kalıplarımı yerleştirdim. Şimdi cümlenin en sonuna geldim. İnandım diyeceğiz. Peki perfect'te fiilimin önüne bir takı geliyordu. Biraz önce Berkler yaptık. Neydi o? İki harften oluşan. G. Sonra G. Sonra kök geliyor. Glaub. Ve? ST. Dikkat. ST evet. Bitti artık. Çekim ya olmuyor burada. Evet. E de olsa bak Glaub diye bir şey. Ses güzel değil. Geç şey olduğunu, güçsüz olduğunu belirten bir ses gelmesi lazım. Harf. O da bak gördüğün gibi diğer fiillerde de gefragt, geheilt, geschmeckt, geschickt. Ne geliyormuş? Tek harf. T. Süper. Geglaubt. Du hast dich selbst geglaubt. Kendine inandın. En sonunda inanmıştın. Yardımcı fiilim haberin de geçmiş zaman yapıyorum. Ne oluyormuş o da? Geçmiş zamanda. Ich habe, ich hatte oluyor. Du hast, du. Ne oldu sence? Habe, hatte oldu. Hast.
Hat? Hocam bilmem. Üstüne bak. Sese bak. Habe, ich habe, ich hatte. Oldu. Du hast, du haste mi? Güzel. T getir sonra ortaya. İki tane bak. Burada hatta olmuş. Hatte. Hatte. Sonunda neyle bitiyordu bizim? Du'umuz. Sete. Yani ne oldu? Hattest. Hattest. Super. Ich hatte, du hattest, er sie es hattet. Yani devam ediyor. Harikulade bir cümle oldu. Zamanlara çevirdik. Zupi. Ve geçiyorum. Harika cümleden sonra. Merve'ye. Merve, kaufen. Ne satın alıyorsun kaufen? Merve falan. Bilmem. Ne satın alıyorsun? Bu da globally. Güzel bir şey. Önce preteritum. Önce tam fiili direkt şey yapıyoruz. Geçmiş zaman. Preteritum. Kauf test değil mi? Hey. Kauf test. Tastatua. Super. Evet. Şimdi aldım. Ne? Dubi. Nein. Ama bu almak hareketli olan bir şey. O kadar da hareketli değilmiş herhalde. Online'ı mı düşünmüşler? Online. Şaka, o kadar değil mi? Yani bu fiil tam hareket bildirmiyor. Koşmak, yüzmek, sürmek gibi. Evet. Tastatua. Hı hı. Gekauft. Super. Plus kam. Du hast es. Hat test. Hat test. Du hat test. Çok çok tamam. Evet. Tastatua gekauft. Zupi. Nice, nice, nice. Ve Seher. Machen. Ne yapıyorsun Seher? Uyuyorum. Hayır. Hocam ilk cümleyi siz kurar mısınız? Niye? Aklıma bir şey gelmiyor şu an çünkü. Bekliyorum. Du, sen yapıyorsun. Diyeceğiz. Mach test. Nein, şimdi tamam. Machst du? Du machst. Ha, pardon. You make. Ne yapıyoruz? Çok basit bir şey bu. Machen fiili çünkü yapmak fiil olduğu için her şey yapabiliriz. Çok güzel fiiller var. Du machst. Ev ödevi yapalım. Hausaufgaben oluyordu. Was Hausaufgaben? Ev ödevi yapıyorsun. Neden yapıyorsun? Yaptın. Du machtest mi oluyor? Evet. İşte bu fiiller arkadaşlar özel bir fiil. T geldi bakın. Du machtest. Hausaufgaben. Super. Yaptın. Du hast Hausaufgaben. Du hast Hausaufgaben. Yine söyleyemedim. Demecek demiş. Üçe böl. Bunu kimde yapmıştı, yaptırmıştı. Enas'ta yaptırmıştım. Enas'ta okuyamadım. Üçe böl. Hausaufgaben. Hausaufgaben. Evet. Gemahtet mi oluyor? Ha, o değil. Gemahtet. Evet, sonu tele bitiyor. Zupi. Ve en son. Kuluskam. Ve. Duhattest. Evet. Zupi. Hattest. Hausaufgaben. Gemacht. Zaman kalırsa tabii ki de bugün yine gördüğümüz ekstra, yani bunlar arkadaşlar ekstra e takısı eklenen fiiller diyoruz. Yani ikileme oluyor bunlar arkadaşlar. Bazı istisna olan fiiller var arkadaşlar. Ekstra ikileme oluyor geçmiş zamana dönüştüğünde. Mesela
Buna da yine güçlü üçlü arılıyor. Çok azdır bunlar bu arada. Ama en çok da kullanılan fiillerdir. Onu da söyleyeyim mi bir de. Mesela cevap vermek. To answer arkadaşlar. Cevap vermek fiilimiz. Antworten. Cevap vermek. Ich antworte. Cevap veriyorum. Oldu. Ich antwortete. Antworte. Sonu T ile bittiği için. Hani biz pretürde T yapıyorduk ya. Hem aynı şekilde P affekte T geliyordu. Eğer ekstra bir şey eklemezsen şimdiki zamanla geçmiş zaman arasında bir farkı gözetemeyeceksin. Ondan dolayı arkadaşlar onlar da sonu T ile çekimi bitenleri mesela bieten bir şey sunmak arkadaşlar. Biete, ich biete, du bietest, biete sonu T ile bitiyor bakın. Onun dolayı burada tabii değişiyor ama şıdak olduğu için şıvakta ikileme olmuş. Antwortete, antwortete, test, tetes, tet, tetet. Tıt 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 gidiyor yani. Perfekte bakalım nasıl oluyormuş. Ich habe geantwortet oluyor. Bu normal bizim bildiğimiz. Sonra T ile bitiyor. Önüne G takısı geliyor. Sıkıntı yok. Ştaka bakalım. Bieten bir hizmet sunmak. Bieten arkadaşlar. Anlamı veriyor. Sunmak. Bir şey ikram etmek yani. Ich biete, bietes, bietet, bieten, bieten, bieten. Ne olmuş? IE, bo olmuş. İlk önce böyle durumda. Ich bot, botes, bot, boten, boten, boten. Ich habe geboten oluyor arkadaşlar. Bunlarla bir sıkıntı yok. Ama şıvakasıyla biraz sıkıntı. İkileme gerçekleşiyor. Bu tabii de istisnai. Demiştim. Ekstra olarak da çok güzel kuralları burada açıklamış yani. Sonra DT ile bitirme falan filan. Bunu yarın yaparız tamamımız. Derse. En sonda bir tane daha grup fiilim var. Anlattım yani. Gördük zaten. Miş veya ben. Bunu daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Karışık fiiller. Nasıl karışık bunlar? Gördüğünüz gibi karışık olmanın nedeni şu. Çok istisnai fiiller dediğine çok az vardır karışık fiiller arkadaşlar. Şimdiki zaman denken, to think, düşünmek fiili. Denke, denks, denk, denken. Denk, denken fiili. Düşünüyorum, düşünüyorsun falan filan. Präteritum, dachte, dachtes, dachte, dachten, dachte, dachten. D, A oldu. Geçtim. Perfekti. Ich habe gedacht oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani bunlara biz mix fiiller diyoruz. Yarın daha ayrıntılı görürüz. Evet. Dün şivaka veya ben arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde uygulayarak yaptık. Bütün ayrıntılarını işledik. Bugün ise ştakı, güçlü fiiller, düzensiz, çekimi düzensiz ve güçlü fiiller arkadaşlar. Diyoruz. Şivaha'ya rağmen bu fiilimiz arkadaşlar kökü geçmiş zamanda ve gelecek zamanda ne oluyor bu? Yani gelecek zaman yapmamış. Geçmiş zamanda arkadaşlar kökü değişiyor. Genelde şimdiki zamandaki sesli harf neyse kökündeki trag mesela ich trage taşınmak bir elbiseyi giymek taşınmak sesli harf arkadaşlar başka bir sesli harfe dönüşüyor. Tabii ki de bunu nasıl diyeyim böyle her zaman tahmin edemezsiniz. Tabii bazen tahmin edersiniz ama bazen de arkadaşlar bilmek lazım yani öğrenmek lazım. Trage mesela ne olmuş? Trug. Preteritumda U'ya dönüşmüş A. Perfekte ise yine şimdiki zamana dönüşmüş. Getragen olmuş. Ve bunun özelliği arkadaşlar perfekte tabii yine sein, haben şey mantığı hareketli hareketsiz mantığı yine oluşuyor. Onda sıkıntı yok. Geçmiş zamanda perfekte yine G takısı var önünde. Şu kök arkadaşlar bazen şimdiki zamana dönüş yapıyor. Trak trak gördüğünüz gibi. Bazen ise tam tersi burada mesela U oldu. Burada ise başka bir şey oluyor. O oluyor mesela. Yani daha farklı bir çekim alıyor bu kökümüz diyoruz. Mesela örnek Finden fiil mesela. Ich finde ich fand oluyor. A'ya dönüşüyor. I. Sonra ich habe gefund. Yani gefunden oluyor. Funda dönüşüyor. İlk başta görmüştük ilk derste. Tarzı. Mesela örneklerde var. Ama benim tahminimce genellikle arkadaşlar kök perfekte Pruskan perfekte yine şimdiki zamana dönüyor diye tahmin ediyorum ben. Tragen düzensiz bir çekim var gördüğünüz gibi. Trug U'ya dönüşmüş. Preterunda zaten çekimler çok basitti. Sadece zaten ben ve Oksimir'in çekimi aynıydı. Du'da ST geliyor. Demiştik zaten biz ve onlar Oksimir'i yalın halindeyse oydu.
ve i'ye de t geliyor diyoruz. Perfect'te yine yardımcı fiilim çekimli Puskam'da yardımcı fiilin geçmiş zamanını yapıyoruz aynı şekilde. Çekimli bir şekilde ve fiilim arkadaşlar öndeki g sonu güçlü olduğu için n'le bitiyor. Zaten çekimler aynıydı. Yardımcı fiilin çekimine bakarak biz bu işi geçmişte kim yapmış onu öğreniyorduk. Yardımcı fiilimin de görevi buydu. Geçtim diğer zainer geçtim. Hareketli fiilime geçtim. Hareketli fiilimde aynı şekilde arkadaşlar. Çekimde sıkıntı yok. Kökünü değişiyor. Gi, ging, ge, gang oluyor. Gözün bakın yine aynı şekilde. Şimdiki zamanla bir alakası yok. Ich gehe, ich ging, ich bin gegangen hareketli. Zaynı çekilmemiş. Da war, kutkamda. Gi takısı önünde en güçlü olduğunu belirtiyor. Ve gang. Gi, ging, gang olmuş arkadaşlar. Komple değişmiş. Ha, bize ne söylemek istiyor acaba bu? Acaba hareketli fiillerde şimdiki zamanın kökünde mi dönüşüyor? Hareketsiz de pardon. Hareketlilerde mi komple değişiyor? Yani her zaman değişiyor demek istiyor acaba kök. Bu da bir mantık olabilir. Gehe, ging, gang. Gördüğünüz bu hareketlerde böyle olabilir arkadaşlar. Diyoruz bu mantık. Evet bunu görüp de yapmamız lazım. Tahmin edemeyiz maalesef. Diyoruz. Ne diyor bakalım güçlü fiiller hakkında? Ich sage, wir haben enden den Stammvokal im Präteritum und meistens, dikkat buraya, ıslaklık zamirine dikkat. Diyor ki, güçlü fiiller enden değişirler. Ne değişir? Den Stammvokal. Neydi Stamm? Neydi Stamm? Vokal. Stamm. Güçlü. Naup. Fiilin neyi arkadaşlar? Fiili kaça ayırdık biz? Bir fiili. İlk dersin ilk kural. Üçe. Yok o fiil değil. Pardon yanlış oldu. Bir fiili diyeyim hadi böyle. Bir fiili kaça ayrılıyor? Bir fiil neyden oluşuyor diyeyim hadi. Daha güzel bir soru sorayım. İki. Evet. Neydi onlar? Ek ve kök. Zupa. Burada neyden bahsediyor sizce? Ştam. Kök. Zupa. Boy arkadaşlar demek köy işten pardon kökten bahsediyor. Kök sesi vokal zaten Türkçe vokaldan geliyor. Preteritum ve meistens diyor bakın. Neydi meistens? Usually. Genellikle. Genellikle arkadaşlar diyor. Yani benim size anlatmak istediğim şu olay perfect'te. Passive perfect. Genellikle arkadaşlar dediğine göre galiba bayağı nasıl diyeyim değişme oranı daha yüksek. Neyin değişme oranından bahsediyorum? Şimdiki zamanın köküyle arkadaşlar perfect'in kökü değişiyormuş yani. Mesela burada trage, getragen. Burada değişmiyor mesela. Bu bir istisna diye sayıyoruz şu an. Ama mesela gehe, ge, gang oluyor. Ging, gang oluyor. Değişiyor perfect'te. Yani bütün zamanlarda, geçmiş zamanda değişiyor mantıken düşündüğümüzde. Demek ki maestestlerine göre genellikle değişiyormuş arkadaşlar. Yani çoğunluğu değişiyor. Onu biliyoruz artık. Mesela örnek vermiş bize. Find, fand, fund. Mesela. Track, truk, track. Bu mesela aynı kaldı. Yukarıda görmüştük zaten. Diyoruz. Bei manchen werden enden sich der gesamte Stamm. Wow. Dikkat. Önemli fiiller arkadaşlar. Manchen dediğine göre. Manche. Manch. Bazı fiillerde de. Evet bazı fiillerde. İngilizcesi neydi? Some. Some yes. Some verbs. Bazı fiillerde arkadaşlar bu kök komple değişiyor. Yani her zamanda, her geçmiş zamanda komple değişiyor. Mesela gehen'de olduğu gibi gehe ging gang olmak fiiline dikkat. Sein war gewesen oluyor arkadaşlar. Dikkat. Sein preteritum var şeyde adı nedir? Perfect'te G sonra N Ves gelmiş. Dikkat edin. Nereden gelmiş acaba Ves? Var Ves olmuş arkadaşlar. İlginç bir tasarım diyoruz. Üçüncü kurulama geçtim. In the ersten dritten Person Singular. Tekil şahıs. Yani ben o okuz zamanında preteritum dili geçmiş zamanı masası. Haben die starke Verben keine Endung. Zaten bunu biliyorduk. Ben ve o kısımında arkadaşlar preteritumda çekimleri aynıydı demek istiyor yani. Bunu biliyorduk zaten.
Eingestellte Verben haben in der zweiten, dritten Person Singular. Yine ikinci, üçüncü kişi. Tekilde. Präsenz. Şimdiki zamanda eine Stamm-Sonderform. Diyor. Die besondere Präsenzformen muss man mitlernen. Diyor bu ya. Ich gebe, nehme, lese, schlafe. Geben, vermek, almak, okumak, uyumak. Du gibst, nimmst, liest, schläfst. Gibt, nimmt, liest, schläft. Einige starke Verben haben in der zweiten und dritten Personal sen ve o kısımlarında bazı fiillerin arkadaşlar ekstra formları varmış diyor. Diese besondere Präsenzform muss man mitlernen. Bunları ekstra öğrenmemiz gerektiğini söylüyor ama bunu zaten çekimini biliyoruz biz. Demek istediği düzensiz fiillerden bahsediyor arkadaşlar burada. İşte ben kısımlarında normal çekimliyorduk zaten. Düzensiz fiillerde. Gebe, neyme, leyze, şlafe. Vermek, almak, okumak ve uyumak arkadaşlar. Bunlar düzensiz fiillerde sen ve o kısımlarında sesli harfler genelde yumuşuyordu. E'ler iyi gördüğünüz gibi. Hepsi zaten bu arada, yani burada üçü şey i, e. Gib, nim, lis oluyor. Schlafe de son üstüne a, a'nın üstünde e iki nokta geliyor. Schläfst, schläft oluyor. Buranın düzensiz fiillerden bahsetmiş bize. Zupa geçiyorum. Geldim futur. Ve geleceğiz birazdan. Bu ne yapmış? Yani lassen ekstra vermiş. Bırakmak. Stoße bu çarpmak, laufu koşmak. Lässt, stößt, läuft. Lässt, stößt, läuft oluyor. Bu da yine yumuşuyor. İki nokta geliyor. Im Partizip Perfekt haben die starke Verben die Endungen. Zaten biliyorduk bunu yine. Güçlü fiillerin arkadaşlar Perfekt'te sonu N'le bitiyordu. Güçsüzler neyle bitiyordu peki? Perfekt'te sonu. T. Süper. Sadece T arkadaşlar. Burada E yok. O T, E preteritumda geliyordu. Perfekt'te sonu sadece T ile bitiyordu diyoruz. Peki futur nasıl oluyor? Futur 1. Wird mit werden, tabii her zaman kullanılıyordu werden yardımcı fiiliyle. Und dem Infinitiv Vollverbs. Bu fiil özelliğini birazdan söyleyeceğim size. Da şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi mesela şu cümlede Ich werde gehen. İki tane yüklem var. Birisi yardımcı fiilim. Şimdiki işte pardon, gelecek zamanda kullandığım werden arkadaşlar. Biz cümlede birden çok fiil olduğunda arkadaşlar asıl yaptığımız fiili fiille biz Almanca'da Vollverb diyoruz. Ne Vollverb sizce? Vollverb. Voll. Ne olabilir sizce? İngilizce de aynı zaten. Voll. Dış. Efendim? Ne fiil? Tam fiiller mi? Yup arkadaşlar. Tam diyoruz. Yani bütün, tam fiil diyoruz. Demek istediği en yani asıl fiil demek istiyoruz yani. Vollverb. Eğer cümlede birden çok, mesela şuraya bakınız. Birden çok, üç tane fiil var. İki yardımcı fiil. Birisi de arkadaşlar Vollverb diyoruz. Zupa. Bunda ekstra bilgilerimize ekleyelim. Bir Vollverb'den ve de bir yalın şeyden, yalın halinden oluşuyormuş arkadaşlar. Futur 1'de. Ich werde gehen. Gideceğim oluyor. Futur 2. Mit werden tabii ki de yine werden. Und dem Infinitiv Perfekt gebildet. Perfect'in infinitif hali. Kısırısı perfect oluşuyor arkadaşlar. Yani gitmiş olacağım mı diyeyim size yani. İleride olacak ama varsayıyor. Yine werden. Ich werde. Tabii gehen arkadaşlar neydi? Hareketliydi. Ondan dolayı sein kullanıyoruz. Ve G takım perfect olduğu için. Sonra N'le bitiyor ve gang oluyor. Gehen perfect'i diyoruz. Ich werde gegangen sein. Gitmiş olacağım. Ich werde getragen haben. Taşımış olacağım. Evet Merve. Futur 1'i anlamadım.
Futur bir niye anlamadın? En basitinden. Bilmiyorum. Futur bir yapacağım demek. Özne yardımcı fiilim olacağım verden yani çekimli ve yapacağın asıl fol veya fiil yani yalın bir şekilde geliyor. Ich werde gehen. Var mı sıkıntı? Anladım. Ya Merve. Şu iki fiilin arasına da istediğinizi ekleyebilirsiniz. Ich werde mesela size çok güzel bir bonbon bir şey cümle. Ich werde morgen in die Schule gehen. Ne diyor? Şimdi bu M'yi büyük yazsam sabah olurdu. Ama küçük yazdım sıfat. Sabahları. Yok pazartesileri. Tutmadı Zehra bu sefer. Bugün. Değil. Yarın. Sabah. Arkadaşlar şimdi şöyle. İsim olarak yani sabah isim bu arada. Morgen. Yani tamam pardon. Yarın demek. Ama küçük yazdığımda sıfat oluyor. Yani İngilizce tomorrow oluyor yani arkadaşlar. Yarın diyoruz. Mesela. Bir de şu zaman dilimi de öğreneyim pardon. Şöyle yapalım da. Heute. Ya da jetzt. Morgen. Gestern. Ve şöyle yapayım bir de. Aşağı. Güzel oldu ama. Über morgen. Bir de şöyle yapalım. Vorgestern. Evet. Heute ben heute jetzt ne demek? Heute today bugün jetzt now. Peki, galiba. Now. Yet. No. Mesaj geldi bana. Kusura bakmayın. Bugün. Yet. Now. Şu an yani. Ne demek? Yet. Şimdi mi? Şimdi Zupa. Geçtim. Bir sonrakine. Morgen. Yarın. Übermorgen. Yani salı günü. Ne oluyor salı günü? Ertesi gün. Yarından sonra. Ertesi gün diyoruz Zupa. Über. Ekliyoruz önüne sadece. Geçtim. Heute, jetzt. Gestern. Yesterday. Bugün. Vorgestern. Ondan önce gelin. Ertesi gün diyoruz. Dün arkadaşlar. Vor. Dünden de önce yani. Morgen, yarındı. Übermorgen. Yarından da sonra yani. Onun içinde. Yarından sonra diyoruz. Harika. Zaman dilimlerimiz bizim.